Dünya Kupası elemeleri, iki maçımız var. 2-2 yaptık grupta. Neler söylüyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Bizim için önemli bir gün. Bizim milli takımımızı yalnız bırakmadığınız için siz değerli bütün basın mensuplarına teşekkür etmek isteriz. Senin de söylediğin gibi bundan önce iki tane maç yaptık ve ikisini de kazandık. Bu sene ilk defa düzenlenen bu eleme usulü şey. İlk iki maçını kazanarak başladık. Şimdi de Letonya ve İsveç maçlarımız var. Takım bugün antrenmanlara başlayacak ve hem Cuma hem de Pazartesi günü olmak üzere deplasmanda iki tane maçımız var. Biz federasyon olarak, yönetim olarak başta direktörümüz Haluk Yıldırım olsun, daha sonra da Ufuk Hoca ve ekibi, daha sonra da tüm oyuncu arkadaşlarımıza güvenimiz tamdır. İnanıyorum ki bu kısa sürece de en iyi şekilde hazırlanıp o maçlara da hazır bir şekilde çıkacaklardır. Gönlümüz bu maçları da kazanıp bir dahaki gruba avantajlı geçmek. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Dediğim gibi inşallah bu hazırlık sürecinde de bir terslikle karşılaşmazsak sanırım oraya daha hazır bir şekilde gideceğiz ve o maçı da kazandığımız zaman, o iki maçı da kazandığımız zaman sanırım Eylül'de başlayacak olan diğer önemli grupla, ki o grupun biliyorsunuz Dünya Şampiyonası'na gitme hak kazanacağız inşallah. Orada oynayacağımız iyi maçlarla ve kazanacağımız maçlarla. Dediğim gibi biz her şeye hedef bakıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Önemli olan şu an önümüzdeki iki maç. Daha sonra da inşallah bu doğrultuda devam ederse inşallah amirli erkek takımımız 2019'da Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazanacaktır diye ümit ediyoruz. Başkanım, baktığımız zaman basketbol fikstürü olarak diğer branşlara göre daha yoğun. Ve sezon içinde oynanmaya başladı eleme maçları da. Evet. Oyunculardan, koçlardan ve kulüplerden nasıl geri dönüşler geliyor? Vallahi ya hepsinin bu duyarlılığını gerçekten takdir etmek gerekiyor. Sonuçta biliyorsunuz bu fikstür FIBA tarafından yapılmış bir fikstür. Gerek Euroleague'de bulunan kulüplerimiz olsun, gerekse diğer kulüplerimiz olsun, bu işe gerçekten çok sıcak baktılar ve çok duyarlı davrandılar ve bu süreçte bizim yanımızda oldular. Tüm kulüp başkanları olsun, yöneticileri olsun, değerli antrenörleri olsun. En önemli de bu süreçte bizi yalnız bırakmayan sporcularımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta hep dediğimiz gibi hedef milli takımdır, milli formadır. Onlar da gerçekten bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar ve şu an bizimle birlikteler. Dediğim gibi hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta bir başarı elde edecekse bu başarı herkes tarafından elde edilmiş olacaktır. Hem biz hem de kulüplerimiz tarafından bu işe sıcak ve duyarlı davrandıkları için dediğim gibi inşallah sonunda kazanan biz oluruz. Milli takımımız olur. O yüzden bu duyarlılıkları için, bu destekleri için tüm kulüplerimize sonsuz teşekkürler. 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselmiştik. Bundan sonrası için Dünya Kupası'nda bir görüşünüz var mı? Daha ileriye hedefliyor musunuz? Tabii Dünya Şampiyonası'ndan sonra biliyorsunuz hemen olimpiyatlar var. Orada edeceğiniz başarılar. Genç bir ekibiz. Ufuk Hoca her geçen gün basketboluyla gerçekten insanları, sporcularımızın özellikle sahaya göstermiş oldukları performanstan dolayı hayran bıraktığını düşünüyoruz. İnşallah dediğim gibi ilk hedef 2019'daki Dünya Şampiyonası'na girilir. Biliyorum ki orada da takımdaki oyuncularımız hem birkaç sene daha tecrübelenmiş olur ve inşallah orada gösterecekleri performansla da belki de ilk defa erkek takım olarak olimpiyatlara gitme hakkı kazanırız. Dediğim gibi bence şu anki ekibin pek konsantre olması gereken nokta özellikle şu maçları
daha avantajlı bir duruma geçmek için, özellikle ikinci grup için onları kazanıp daha sonra da inşallah 2019'daki Dünya Şampiyonası'na gitmektir. Bizim için şu an elde edebilecek en büyük başarı odur. Çünkü çok genç bir ekibe sahibiz ve dediğim gibi ilk defa da milli takımda bulunmuş arkadaşlardan tutun. İlk defa bu kadar sorumluluk alan arkadaşlar da bu milli takım kadrosunda. Dediğim gibi inşallah her şey yolunda gider, bizim istediğimiz gibi gider ve dediğim gibi ilk hedefimiz olan 2019 Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazanırız. Başkanım Ergin Atam anlatımı tatmıştı. Tabii hocam, şimdi milli maçlarımız başlıyor. Biz her milli maçtan önce milli İstiklal Marşı'mızı yapan bir federasyonuz. Diğer federasyonlar da aynı şekilde olduğu gibi. Biz aynı şekilde onu yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi önemli olan milli takımımızın şu anki ilk günü. Şu an hep birlikte beraberiz. Her milli maçtan önce biz de milli marşımızın çalınması için bize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.